أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على قرة أعيننا محمد. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Enam suresindeyiz. Surenin 50. ayetindeyiz. أستعيذ بالله. Enam suresi 50. ayet. Önceki dersimizde kırık mealini de yapmıştık. Meallerine geçtik herhalde veya okuduk mu meallerini? Meal yazıyorduk. Peki. Kısmen de yazmışız. De ki, demiyorum ki size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır. Gaybı da bilmiyorum. Size ben muhakkak ki bir meleğim de demiyorum. Böyle bir alternatif oluşturmuşuz. Diğeri de, de ki, demiyorum ki size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır. Gaybı da bilmem. Hem size ben muhakkak ki bir meleğim demiyorum. Sanıyorum bu iki alternatiften üsttekini herhalde değerlendirmiştik. Alttakini siliyorum şu halde. Kaldığımız yerden devam edelim. Ve la akulu lekum inni melekun. İn ettebi'u illa ma yuha iley. Noktalı virgülle geçelim. Ben ancak bana vahyolunana tabi oluyorum. Düzeltmiş oldum ben de. Halbuki olumsuz bir yüklem ile söylemeyi vurgulamıştık daha doğru olacağını. İlla ma yuha ileyhi. Ben bana vahyolunan hariç
Hiçbir şeye tabi olmuyorum gibi bir ifade bu. İn ettebi'u illa ma yuha ileyh. Ben bana vahyolunandan gayrısına tabi olmuyorum. Yüklem olumsuz geldi şimdi istediğimiz gibi. Gayri ile yapmış olduk. Halbuki ayetteki istisna illa ile yapılmış. Ben bana vahyolunan dışında bir şeye tabi olmuyorum gibi bir ifade de olabilirdi. İlla ile yapmak için. İlla ile kurunca cümleyi dış bir şey demek zorunda kalıyoruz. Ben bana vahyolunan hariç hiçbir şeye tabi olmuyorum. Bu kez hiçbir şey demek zorunda kaldık. Sanıyorum yine en ehveni, en hafifi bu. Ben bana vahyolunandan gayrısına tabi olmuyorum. İn ettebi'u illa ma yuha ileyye. Kul de ki, hel yestevil a'ma vel basiru. A'ma ile bari sondakine şapka koyalım. A'ma ile basiretli bir olur mu? Her ikisine de koy diyor. Ama ile basiretli bir olur mu? Hel yestavil a'ma vel basiru? Efela tetefekkerun? Yoksa siz tefekkür etmiyor musunuz? Ünlem koyalım. Düz bir soru değil çünkü o. Belli ki yergi ifade ediyor. Tevbih dedikleri cinsten. De ki, demiyorum ki size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır. Gaybı da bilmiyorum. Size ben muhakkak ki bir meleğim de demiyorum. Ben bana vahyolunandan gayrısına tabi olmuyorum. De ki, ama ile basiretli bir olur mu? Eşit diyelim, yestevi burada olduğuna göre ama ile basiretli eşit olur mu? Türkçe'de basiret biraz anlam kayması mı? Yani Türkçe'de basiret sanki işler duygu gibi gören anlamlarında tam değil. Fiziksel bir görme değil de. Biz de tam onu kastediyoruz işte. Ayette çünkü basiretin gözle değil kalplerle ilgili olduğuna dair ayet var. Geçen derste de onu tekrarladık. Bunun göz görmesine indirgenmemesi gerektiğini. Dolayısıyla basiret göz görmesinden öte bir şey. Eğer Türkçe'de öyleyse daha iyi o zaman. Tam da ayeti daha iyi karşılamış olur. Basiretin karşısındaki ama zıttı olarak düşünmüş. İşte yani amanın Türkçedeki şeyi tamamıyla körlük, yani göz körlüğü. Gerçi Türkçede de sadece göz körlüğü değil, aynı şekilde görmezden gelme tavrı, bilmezlik, cehalet bunlar da yine körlükle ifade edilebilir, edilmekte daha doğrusu. Dolayısıyla bu ikisinin de göz görmesi yahut görmemesinden öte kişinin arka plandaki basiretiyle alakalı, bunu kullanıp kullanmaması ile alakalı bir şey olduğu
Bu arada mikrofon kullanmıyorsunuz. Kullanmadığınız için de duyulmuyor. Yoksa siz hocama bir ulaştırabilir misiniz? Yoksa daha sonra size derken size. Evet, tamam. Evet. Yoksa siz tefekkür etmiyor musunuz? Evet. Başka bir mülahaza var mı ayetle ilgili? De ki, demiyorum ki size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَاءُنُ اللّٰهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ Gaybı da bilmiyorum. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكٌ Size ben muhakkak ki bir meleğim de demiyorum. Size bu size ile ben sanki burada ben size muhakkak ki bir meleğim de demiyorum. Yer değiştirse sanki daha iyi olacak gibi. Ne dersiniz? He? Daha iyi olur değil mi? Ben size muhakkak ki bir meleğim de demiyorum. Hatta evet ayette var size o yüzden kaldıramıyorum. Buraya beni koyayım. Size muhakkak ki bir meleğim de demiyorum. Bene hiç gerek yokmuş. Size muhakkak ki ben şuraya koyalım. Muhakkak ki ben bir meleğim de demiyorum. İnni ile birlikte. Nasıl? Muhakkak ki ben size bir meleğim de demiyorum. Muhakkak ki ben yine mikrofon kullanmıyorsun. Ben çok yapıyorum. Yok, onu duyulmuyor. Sen yapmayınca hiç kimse yapmaz. Her derste bu konu oluyor. Ben artık yoruldum. Oradaki ben beni size yanına koysak nasıl olur? Mikrofon çalışmıyor bu arada. Ben size muhakkak ki ben bir meleğim de demiyorum. Evet. Muhakkak ki ben size bir meleğim de demiyorum. Muhakkak ki ben size bir meleğim de demiyorum. Aynen. Sanki daha kötü ama bir koyayım bakayım. Muhakkak ki ben size bir meleğim de demiyorum. Yani size bir elçiyim gibi anlaşılır sanki. Ben size bir meleğim demekle değil de meleklikle ilgili gibi geliyor benim kulağıma. Muhakkak ki ben size bir meleğim de demiyorum. Muhakkak ki size muhakkak ki ben bir meleğim de demiyorum. Ne dersiniz? Şu anki yeri daha mı uygun? Buyurun hocam. Açıklama çalışmıyor. Nasıl yapalım o zaman? Yani inni melek, innenin işareti melek o. Ben muhakkak ki size bir meleğim demiyorum. Şimdi muhakkak baş olunca sanki deme, söz söylemeye, söylemenin muhakkaklığına muhakkak ki ben. Şimdi ayette inne şeyi tahkik ediyor. Yani innenin ismi ben. Dolayısıyla burada da sanki o daha uygun oldu. Muhakkak ki ben size bir meleğim de demiyorum. Yani buradaki şey tahkik demekle değil de ayetteki gibi kişiyle yani sözü söyleyenle alakalı gözüküyor. Sanki şu an Türkçe'de ona daha yakın. Muhakkak ki ben yani inni efendime söyleyeyim
Muhakkak ki ben size bir meleğim de demiyorum. Efendim? Muhakkak ki ben bir meleğim. İnni melekum. Muhakkak ki ben bir meleğim. Evet, ne yapalım? Tamam, ne yapalım? Sizin için size muhakkak ki ben bir meleğim. Ha, size demiyorum. Tamam. Size muhakkak ki ben bir meleğim de demiyorum. Peki. Ben bana vahyolunandan gayrısına tabi olmuyorum. İn ettebi'u illa ma yuha ileyye. Ben bana vahyolunandan gayrısına tabi olmuyorum. İn ettebi'u illa ma yuha ileyye. Kul de ki, hel yestevil a'ma vel basiru, a'ma ile basiretli eşit olur mu? Efela tetefekkerun, yoksa siz tefekkür etmiyor musunuz? Başka bir mülahaza var mı ayetle alakalı? İn ettebi'u, ben tabi olmuyorum demek. Yani olumsuzluk var. İn nefy ediyor yani. Peki, başka bir mülahaza yok ise şayet. Olur, la da olur, in de olur. Bu da nafiye, nefiye diyor. Aynı, nefi edatlarından bir tanesi. Hangi deyi hocam? Ben bana vahyolunandan gayrısına da tabi oluyorum. Ben bana vahyolunandan gayrısına da. Ama şeyde ayetin kendisinde orada hani ve la ettebi'u gibi bir vav yok burada. Dolayısıyla orada da şey olur. Zaid olur, fazla olur. Peki, başka bir mülahaza yok ise son kez okuyorum. 6. sure 50. ayet. De ki, demiyorum ki size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır. Gaybı da bilmiyorum. Size muhakkak ki ben bir meleğim de demiyorum. Ben bana vahyolunandan gayrısına tabi olmuyorum. De ki, ama ile basiretli eşit olur mu? Yoksa siz tefekkür etmiyor musunuz? Soru işareti. Nasıl? Burada mı? Yok, düz soru değil bu. Yani bu nasıl diyelim Türkçe? Bu azar ifadesi yani. Fe için dedi. Yok, ha, fe için. Efela tetefekkerun. Hala da olur. Siz hala tefekkür etmiyor musunuz? Efela tetefekkerun. Yani fe'ye vereceğiniz o anlama bağlı olarak. Peki. Altıncı sure 50. ayet. Böylece Türkçesini en azından geçiyoruz. Şuradaki D sanki büyük olmalı diye içimden iki noktadan sonra olduğuna göre burada amayı büyük yapmışız. O da öyle olsun. İngilizcesine bakalım. 6. sure 50. ayet. Kul say.
لا أقول لكم عندي خزائن الله. I don't say to you, with me are the treasures of Allah. ولا أعلم الغيب. Nor do I know the unseen. ولا أقول لكم. Nor do I say to you, إني ملك, that truly I am an Yanlış yazdın değil mi Osman Bey? Yok, meleği yanlış mı yazdım? Nasıl yazacağım? Leyle. Angels, angels. Böyle. Yok hocam, gel. An, gel. Tamam. Angel. I say to you that truly I am an angel. إن أتبع I follow not إن أتبع إلا ما يوحى إلي except what is revealed to me قل say هل يستوي الأعمى والبصير؟ Do the blind and the seeing become equal؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ Do the blind and the seeing become equal? أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ So, do you not think? أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ Yani I am not the treasures dersek sanki ben has I have. Ha? I have not. Ha. O İngilizcesi itibariyle daha güzel, daha çok söylenen bir ifade. Fakat ayette sahiplik değil de yanındalık ile söylenmiş. Yani kaynak metinde. Yani Arapça ben bir şeye sahibim, benim var biçiminde söyleme ifadesi varken sanki yanımda değil, yanımda yahut yanımda değil gibi bir ifadeyle, indeyle kullanılmış. Dolayısıyla biraz onu yansıtır şekilde meale taşıdık. Evet, başka bir mülahaza var mı? قُلْ سَيْ لَا أَقُولُ لَكُمْ I don't say to you عِنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ With me are the treasures of Allah. ولا أعلم الغيب nor do I know the unseen ولا أقول لكم nor do I say to you إني ملك that truly I am an angel إن أتبع I follow not إلا ما يوحى إلي except what is revealed to me قل say هل يستوي الأعمى والبصير do the blind and the seeing become equal أفلا تتفكرون so do you not think evet var mı İngilizce mealle ilgili başka bir mülahaza peki 50. ayeti de İngilizcesinde
Allah Azze ve Celle'nin inayetiyle tamamlamış bulunuyoruz. Gelelim şimdi 51. ayete. Birkaç derstir, 6-7 derstir belki 50. ayetteydik. 9 derstir 50. ayetteymişiz. Böylece 51. ayete gelmiş olduk. 6. sure 51. ayet. 51. ayet daha kısa bir ayet. Onun yarısı kadar. Estaizu billah. Enam suresi 51. ayet. Allah Azze ve Celle doğrudan emir, hitap şeyine çevirdi. Akışı, ayetin girişinde bir komut var. وَاَنْذِرْ بِهِ diye başlayan ve uyar onları onunla. وَاَنْذِرْ بِهِ onunla uyar onları. Kim onlar? Kimleri uyarsın? اَلَّذ۪ينَ o kimseleri ki يَخَافُونَ korkuyorlar. خَوْف korkuyorlar. Neyden korkuyorlar? اَنْ يُحْشَرُوا اِلَى رَبِّهِمْ Rablerine haşrolunmaktan korkuyorlar. Rablerine haşrolunmaktan korkanları uyar. Allah Azze ve Celle bu uyarının böyle kimselere işleyeceğini ifade etmek üzere böyle diyor olmalı. Zira Resulullah bunları uyarayım, şunları uyarmayayım, falancaları uyarayım, ötekileri uyarmayayım. Bunların Allah'tan korkusu yok, bunlara uyarıya değmez gibi bir ayrıma gitmiyordu. O herkes uyarıyor ancak uyarısının karşılığı tam da Allah Azze ve Celle'nin bahsettiği kimselerde gerçekleşiyordu. Nitekim ayetlerde Allah Azze ve Celle اِنَّمَا تُنْذِرُوا مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِّيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ Sen ancak zikrin ardına düşen, onu takip eden ve yüreğinde gayben Allah Azze ve Celle'ye karşı saygısı, korkusu bulunan kimseleri uyarırsın. Yani ötekilere bu uyarın bir işe yaramaz. Onlar bu uyarıya karşı olumlu tepki vermezler. Dolayısıyla bu ayette de o ve benzeri ayetleri düşünürsek Allah Azze ve Celle inzarın kimlere yarayacağını işaret ederek وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُوا اِلَى رَبِّهِمْ Rablerine haşrolunmaktan korkan kimseleri uyar. Bize dönük olarak ayetin verdiği mesaj Allah Azze ve Celle'nin uyarılarının yüreklerinde Allah Azze ve Celle ile buluşma korkusu, onun huzuruna çıkacağı günün endişesini taşıyan kimselerde etkili olacağı bilgisini içermesi bizi elbette ki ürkütüyor. Çünkü kendimizde Allah Azze ve Celle'nin yasaklarının, emirlerinin, nehilerinin yeterince ciddiye alınmadığı gibi bir izlenimimiz varsa ki çoğumuzun durumu böyledir. Hal böyle olunca da bizler Allah Azze ve Celle'nin ya huzuruna çıkmaktan korkmuyoruz. Söyleyeceklerimiz var, kendimizi savunabileceğimizi düşünüyoruz. Ya da böyle bir şeyin olması düşüncesi o kadar uzak bir düşünce ki bunun tedirginliği bizi kaplamıyor, rahatsız etmiyor. Böyle bir endişemiz yok. Dolayısıyla da ayetlerin bize yönelik etkisi son derece cılız ve zayıf kalıyor. En ürkütücü de korkutucu olan tarafı da bu. Allah Azze ve Celle ile buluşma endişesinin belirmemiş olması kişinin yüreğinde. Yakın bir zamanda yanına çıkacağı bir valinin, yakın zamanda önüne çıkacağı bir patronun korkusuyla uykuları kaçan, ona vereceği hesaptan ötürü endişeye düşen biz insanlar
Allah Azze ve Celle'nin Yaradan'ın huzuruna çıkacağımız bilgisi bizde ne denli zayıf ki? Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasakları konusunda, ona yönelik saygımız hususunda ciddi bir tedirginlik veya hassasiyet yaşamıyoruz. İşte ayette Allah Azze ve Celle ayetlerin karşılığını, inzarın, uyarının karşılığını, Rablerine haşrolacakları, onun huzuruna çıkarılacakları korkusunu yüreklerinde yaşayan insanlarda bu uyarıların karşılığını bulacağını bize ifade ediyor. Yoksa tahdit edip Resulullah'ı bunları uyar, ötekileri uyarma demiş olamaz. وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذ۪ينَ يَخَافُ Zaten vakıa da öyle değil. Yani Resulullah işte bunun yüreğinde Allah Azze ve Celle'ye karşı saygı var. Ben bunu uyarayım. Ki bunu da tahminen şey yapabilir. İnsanların göğüslerinde olanı ancak Allah Azze ve Celle bildiğine göre اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ Göğüslerde neyi var neyi yok bilen Allah Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla Resulullah ancak böyle yapıyor olsaydı bile bunu tahminen yapabilecekti. Tahminen birilerini uyarıp uyarmamak da yanıldığı yerde mağduriyet oluşturur. Adam öyle değilse onu uyarmadığı, ikaz etmediği yerde sorumluluk üzerinden düşmezdi. Şu halde böyle bir şey düşünülemez. Bu makul değil, adil değil. Zaten sahadaki karşılığı da böyle değil. Resulullah'ın herkesi uyardığına, Ebu Cehil'inden diğerlerine varıncaya kadar herkesi ikaz ettiğine tanık oluyoruz. Şu halde ayetin ifadesi o diğer ayetlerin de delaletiyle diyebiliriz ki Allah Azze ve Celle sen bununla böyle böyle olanları uyar diyerek bu durumda olanlarda karşılık bulacağını ifade ediyor. Nitekim neredeyse kelimesi kelimesine benzer ayetlerde Allah Azze ve Celle innemâ tundiru diyor. Sen ancak böylesini uyarırsın. İnnemâ tundiru men ittebâd zikra ve haşyâr rahmâne bil gayb. Gayben Rabbine karşı saygısı, çekincesi, korkusu, haşya bulunanları uyarırsın demekle de benzer bir ifadeyi söylemiş oluyor. Bu onlarda karşılığını bulacak. Sen uyarırsın bir bakarsın uyarın ancak bunlarda etkili olmuş. Diğerlerinde bu uyarı karşılığını bulmaz demek olur. Burada dikkat çekici bir ifade de bihideki zamirdir. Bunun nereye gittiği hususu yani bununla uyar veya şununla uyar dediği, onunla uyar dediği o nedir? وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُوا اِلٰى رَبِّهِمْ Önceki ayette bunu elbette ki veya önceki ayetlerde aramalıyız. İlk planda en yakın ayette bu aranmalı. Onunla uyar diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme neyle uyarılması emredilmiş olabilir? Ama basir, buralarda var olan bir isim var mı diye bakıyorum. Buralarda göremiyorum. Olsa in ettebi'u illa ma yuha ileyye ifadesindeki ma'ya dönmüş olabilir. Sana her ne vahyolunuyorsa onunla onları uyar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bu ne ile yani vahyolunan ifadesini pek çok yerde kullanmakta ve sonra ona zamirle dönüş yapabilmektedir. Buna dair yoklamalarda bulunabiliriz. Benzer ifadeleri kullandığı yerleri tespit etmek üzere. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bir önceki ayette ona ben ancak bana vahyolunana uyarım, uyuyorum, gayrısına uymuyorum, başka bir şeye uyuyor değilim dedirtmişken sen onları sana vahyolunan ile uyar emrini bir sonraki ayetin girişine koymuş. Şöyle arayabiliriz. مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ Sadece bu kadar da koysak ma'uhiyeler çıkar en azından. 6 yerde buldum. Nisa suresi İnna uhayna ileyke kema uhayna bu değil. Diğeri En'am suresi 106. ayet. İttebi' ma'uhiye ileyke min rabbik la ilahe illa huve ve a'ridanil müşrikin. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُمَّ اَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغِ En'am suresi
قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ bana vahyolunan da, de ki ben bana vahyolunan da muharramen yasaklanmış bir şey bulmuyorum. عَلَى طَعِمٍ يَطَّعَمُهُ yiyenin yedikleri açısından, tattığınız, yediğiniz şeyler açısından diye bu ifade böyle yer almış. نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ biz sana kıssaların en güzelini kıssa ediyoruz. بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ sana vahyettiğimizle هَذَا الْقُرْآنَ bu Kur'an'ı وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ öncesinde sen gafillerdendin ifadesiyle vahyolunanların içerisinde Kur'an'ın olduğu gayet açık bir biçimde geçmekte. Yusuf suresi 3. ayet. Kehf suresi وَتْلُ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ sana vahyolunan Rabbinin kitabından tilavet et veya tabi ol, izle anlamı da var. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ Kehf suresi 27. ayet. Ankebut suresi 45. ayette اُتْلُ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ sana vahyolunan مِنَ الْكِتَابِ kitaptan sana vahyolunanı tilavet et, oku veya izle anlamında وَاَقِّمِ الصَّلَاةِ ve namazı ikame et ifadesiyle geçmiş. اُوحِيَ ile aradığımız gibi يُوحَى ile de arayabiliriz. Çıkmadım bu aradıkları içerisinde. Bak bakalım, de öyle değildir o zaman. Ya da bu atladı, bilmiyorum. 9 tane yerde de مَا يُوحَى ifadesi varmış. İlki Enam suresi bizim okuduğumuz ayette. İkincisi Araf suresinde وَاِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا وَاتَّبِعْ مَا اُحِيِّ اِلَيْكَ فَاسْبِرْ وَاتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهِ de okuduk temine, okuduk onu. وَاتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ gelmedi demin, geldi herhalde. Araf suresi 203. ayette قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوْحَى اِلَيَّ مِنْ رَبِّي bana Rabbimden ne vahyediliyorsa ben ancak onlara uyuyorum. Bu bizim okuduğumuz ayetin, yani elimizdeki ayetin düzeltilmiş hali. Dolayısıyla demiştik ki onu ele alırken in ile, yani nafiye ile başlayan bana vahyolunandan gayrısına tabi olmuyorum gibi olduğu ayetler olduğu gibi böylesi de var. Dolayısıyla düzeltmeye gerek yok. Düz versiyonu zaten Kur'an'da var. İn ettebi'u, şey innemâ ettebi'u ancak ben bana vahyolunana tabi oluyorum ifadesiyle. Zaten var onlar. Böylesi de var Kur'an'da. Bu Araf suresi 203. ayet. Yunus suresinde in ettebi'u illa ma yuha ileyye bu bizim ayetimizdeki ifadeye çok benziyor. Ben ancak bana vahyolunana tabi oluyorum. Ve izâ tutle aleyhim ayatuna beyinatin ayetlerimiz onlara apaçık tilavet olunduğunda قال الذين لا يرجون لقاءنا bizimle buluşmayı ummayanlar اِئْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا dediler ki bundan gayrı bir Kur'an getir اَوْ بَدِّلْهُ yahut bunu değiştir قُلْ مَا يَكُونُ لِي اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي de ki ben onu kendimce yahut kendi tarafımdan değiştirmek bana düşmez اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحَى اِلَيَّ ben ancak bana vahyolunana tabi oluyorum ifadesi var. Yunus suresi 15. ayet. Yunus suresi 109. ayette وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ bu yuha, uhiye değil. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ sana vahyolunana tabi ol. Deminki mazisi bu muzari. Evet. وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهِ ve sabret ki ta ki Allah hükmetsin. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ Yunus 109. Hud suresinde فَلَعَلَّكَ تَارِكُنْ بَعْضَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ belki sen sana vahyolunandan bazısını terk edecek yahut وَضَائِقُنْ بِهِ صَدُرُكَ ve
Bundan ötürü göğsü daralacak duruma kalabilirsin. Neden? En yekulu leula unzile aleyhi kenzun. Şunun üzerine bir kenz, hazine indirilseydi ya demelerinden. Ev ce'e ma'hu melek, yahut yanında bir melek ona eşlik etse, onunla birlikte gelse ya demeleriyle. Yani bu baskıyla sen, sana vahyolunandan bazısını terk etmeye yahut bundan ötürü canı sıkılmaya yüz tutabilirsin. Allah Azze ve Celle bundan ötürü onu gelecekle ilgili ciddi bir şekilde, hem de ağır bir şekilde uyarmış. Yani Resulullah'ın mucize talepleri karşısında ne denli sıkıldığı, bunaldığı, bu sıkıntısının, bunalmasının onu nereye doğru zorladığına dair bir ifade bu. Allah Azze ve Celle ayetin sonunda sen ancak bir uyarıcısın. İnnemâ ente nedîr vallâhu alâ kulli şeyin vakil. Her şeyi yöneten, her şeyin arkasında bulunan Allah Azze ve Celle'dir. O ne yaptığını biliyor. Dolayısıyla sen sadece yapman gerekeni yap şeklinde bir ifade var ayette. Hud suresi 12. ayet. Taha suresi 13. ayette Allah Azze ve Celle ve ene ihtertuke, ben seni seçtim. Festemi'a lima yuha, sana vahyolunana kulak ver diye buyurmuş. Yine Taha suresi 38. ayette İz evhayna ila ummike ma yuha, hani annene vahyetmiştik, vahyettiklerimizi diye, yine orada da geçmiş Musa'nın annesine vahiy anlamında. Ahzab suresi 2. ayette vettebi'a ma yuha ileyke min rabbik, sana Rabbinden vahyolunana tabi ol ifadesi var. Ahkaf suresi in ettebi'u illa ma yuha iley, böylece bu ifadeyle birlikte 4 yahut 5. kez tekrarlanıyor. Ancak ben bana vahyolunana tabi oluyorum, gayrısına tabi olmuyorum anlamında. Ahkaf suresi 9. ayetteki bu ifade benzerlerinin sonuncusuymuş Kur'an-ı Kerim'de. Dönelim ayetimize. وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُوا اِلَى رَبِّهِمْ, Rablerine haşrolunmaktan çekinen kimseleri onunla uyar. Yani sana vahyolunan şeylerle onları uyar biçiminde zamirin döndüğü yer buradaki ma. Bunun içerisinde demin okuduğumuz ayetlerde Kur'an'ın en temel yeri işgal ettiği, en temel vahyolunan materyal olduğu açık bir biçimde ifade edilmekteydi. Enzir kısmıyla değil de yuha, ma yuha veya ma uhiyenin zamire döndüğü yerleri yoklayalım dedik ama yani fiil değişik olabilir ama ma yuha'nın zamire dönüştüğü yerleri aramak adına girdik ama sonraki ayetleri göremediğimiz için o dediğinizi yoklayamadık. O arada da daldırdık, ma yuha'lara baktık. Ona bir formül geliştirmeli. Benim elimdeki program bir sonraki ayetleri göstermiyor aramalarda. Benim baktığım yerde sonraki... o zaman baktığım yerlerde sonraki ayetlere bakın. Orada zamire dönüştüğü, yani illaki bunun örneklerinin olduğu yerlerde ma yuhaların yahut ma uhiyelerin bir sonraki ayetlerde yanlış hatırlamıyorsam zamire dönüştüğü yerler de vardı. Bihi'den falan aranmaz çünkü. Bihi'nin Kur'an'da korkunç örnekleri olur. Bir formül düşünelim, bir sonraki ders devam edelim. Akulu kavli hada ve estagfirullahal azim li ve lekum ve lisairil mu'minin. Rabbena la tuakhidna in nesina ve akhtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alel lezina min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.